Ağırlıklı olarak bir kere deprem meselesine değindi Murat Kurum. Candaş da onu ısrarla sordu zaten. Ee, özellikle Çevre Şehircilik Bakanlığı hı hı. dönemine gönderme yaparak. Şu anda aslında İstanbulları doğrudan ilgilendiren bir şey söyledi. 650 bin konut dedi. Yani o bağımsız alan diyor. Eee Bölüm diyor daha doğrusu. Bağımsız bölüm. Bağımsız bölüm de daire demek. Daire demekmiş. Hı. Yani bina değil de bir, da bir binanın Alt içerisinde 20 daire varsa toplam 600 bin daire. Daire. Yapacağız. 650 bin konut risk içerisinde hı. bunun 100 bine yakını e, çok acil durumda dedi. Hı hı. Yani yıkı e, hemen acil müdahale edilmesi gerekiyor dedi. Vallahi ilginç bir vaatte bulundu. Eğer <laughs> belediye başkanı olursa o vaatinin de... E, bugünkü yayında söylediği şey e, onu takip eder sayın kurumu. O da e, biz bu 650 bin konutu dönüştüreceğiz dedi. Yani şey işte 60 bin kiptaş eliyle yapacağız dedi. Ama diğerlerini de sağlamlaştırarak hani depreme karşı 5 yılın sonunda hazırlıklı halde olacağız dedi. Bir 5 yıl lafı etmişti. Şimdi hatırlıyorsunuz İmamoğlu da bir e, YouTube kanalına çıktığında 2019'da işte 5 yılda İstanbul'da deprem sorununu e, güvenli bir şekilde çözeceğiz. Bana 5 yıl yeterdi. Eliyle böyle yapmıştı. Şimdi Murat Kurum da e, benzer bir vaatte bulunuyor. Dedi Dolayısıyla ki "Eğer bunu yapamazsam he. ben dedi e, bakanlığım döneminde çok konut bitirdim. Eğer dedi bitiremezsem İstanbul'a bir daha aday olmayacağım." Doğru. Ha diyebilirler ki i̇ddia bizim 5 yılımızı harcadım. Ya ben bunu yapmam diye çok iddialı konuştu. Doğru. Bir iddia koydu. Onun ötesinde naci görür. Biliyorsunuz Türkiye'de ee, jeoloji hocalarımız içerisinde e, hem çok güvenilen hem e, e, akademik olarak da çok değerli bulunan profesör İstanbul Teknik Üniversitesi'nden profesör Naci Görür. Naci Görür hocayla e, bir yol yürüyeceğiz dedi. Beraberiz dedi. Hatta canlaştı onu üstüne basa basa sordu. Hı hı. E, nasıl ikna ettiniz Naci Hoca'yı dedi. Ama ben o bölümü tam anlayamadım. Nasıl ikna, ikna ederken birlikte mi çalışacaklar? Birlikte bir zaten işte, lansman toplantısında da katılmıştı. Katılmıştı doğru. <laughs> Ee, o bölümü tam oturtamadım hani Naci Hoca çünkü hani e, bir parti bir e, siyasi parti veya bir aday üzerinden değil daha çok İstanbul'un güvenliği, İstanbul'ların güvenliği güvenliği için konuşur. E, onun için uğraşan bir bilim insanıdır. E, ama Naci Hocayı da Naci yanlar... Hocanın tavsiyeleri doğrultusunda dönüşüm planı yaptık demişler. De, evet de. öyle bir. Cümle Oraya cümle bir parası açayım mı? ya bugün hı, tabii, tabii, ben hı. dinleyemedim ama biz haber de yaptık yani hı hı. Naci Hoca'yla görüştüğümüz görüştük orada. E, Siyasiler geliyorlar, soruyorlar. Belediye başkanları geliyorlar, soruyorlar. Biz de e, birikimlerimizi paylaşıyoruz. Çünkü deprem bizim için son derece önemli hı hı. diyor. Ve yine aynı şekilde Murat Kurum'un da kendisiyle görüştüğünü ve görüşlerini anlattığını yani şöyle yaparsanız başarılı olursunuz, bundan kurtulabiliriz diye anlattığını söylüyor. Bizim haberde de vardı bu. Evet. Dolayısıyla ya. hani şöyle, ekibin içerisinde bir başat aktör gibi ben anlamadım ben. Ama Naci Hoca'nın o yıllardır ya dönüştürün şu şehri, yapın şu şehri dediği meselede onu almışlar, uyarlamışlar. Anladım. Peki, eee evet. e, bir de bana göre gerçekleşmesi imkansız bir vadi var Murat Kurum'un ki bugün de çok tartışıldı. İstanbul'da otobüs şoförlerinin kadınları evlerinin önüne bırakmasını vaat ediyor. Ama bugün yayında onu değil şeyde söyledi, gündüz. Gündüz söyledi ama konuşan, bugün konuşmadım. sordu Candan Çolga. Ya dedi ki bunu nasıl yapacaksınız, İETT talimat mı vereceksiniz? O da dedi ki bırakabilir ya, bunun talimatını vereceğiz. Yani diyor yol üstünde e, e, hanımefendinin evi iki bina sorsa, sonraysa önüne bıraksın. Ya Murat Bey günde kaç otobüse kaç bin kadın biliyor ve o kaç bin kadın otobüs yollarının dışındaki yollarda oturuyor. Yani gerçekten belki sembolik bir açıklama gibi yorumlamak lazım yani. Ee, ama galiba o saatine yani göre gece geç, gece geç saat. Olamaz gece, gece, geç saat. saat. Mesela bizde gelenektir. Şehirleri güvenli bir hale hatta. getireceğiz başka bir şey. Şöyle, şöyle bir şey olamaz mı? Bizde gelenektir. Bizim benim kurumumda gelenektir. Akşam mesaisinde çalışan hanımefendiler mutlaka evlerinin önünde mutlaka, bırakılır. Bizim kurumumuzda da öyle. Heh. tabii ki. Ondan Ama sonra da ondan şey. sonra da hatta hatta mümkünse yukarıda ışık yanıcı da beklerler yani apartmandaki. Şimdi buna atıf yapılmış olabilir. Yani gece çünkü otobüs duraklar arasında ben, geçişlerde... Tam cümlesini bulmaya çalışıyorum da Sinan bulursa atsın. Galiba geceyle ilişkin bir şey söyledi. Hmm. Gece geç saatte dedi. Olduğu zaman dedi. Belli bir saatten sonra ee, olabilir. Zaten öyle yapılıyor Hayır işte. belli bir saatten sonra da imkansız. Yani, yani gerçekten bu yani uygulaması şimdi ya, gündüz, imkansız şey bir var. Yüz binlerce e, <laughs> Gecede, yani gece İstanbul, sayı daha az olur ama onu ona gönderme yaptı herhalde. Ben orada şunu söylemek istiyorum. Biz şehirlerimizin güvenli olmasını istiyoruz. Otobüslerin bizi evimize bırakmasını gerektirecek kadar güvensiz şehirlerde yaşamak yerine Şehirlerin güvenli hale gelmesini istiyoruz. Yani doğru tabii de bir yani bir belediye başkanının belediye başkanının sorumluluğu olmaktan öte görev ve yetkili sorumluluğu tabii aşıyor ki. o. Tabii İçişleri Bakanlığı'nın meselesi. Hatta jandarma genel komutanlığı bile o işin içerisine girer. Çünkü e, kentin çeperlerinde yaşanan yerler var. Ke Kırsal mücavir alan. mücavir alanlar var. O da yani Murat Kurum'un görevi değil ama İçişleri Bakanlığı bununla ilgili İstanbul'la özel çalıştı. Onu biliyorsunuz. Son mezun olanların tamamı 9 bin küsür yani 10 bine yakın polisleri İstanbul'da görevlendirdiler. Şimdi dikkat ederseniz daha görünür oldu yani. Aslında polisler. Murat Kurum'un burada amacı yani bu özellikle sokak hayvanlarıyla ilgili de şehirleri güvenli hale getireceğiz kadınlar için. Aslında o anlamda söylüyor. E, gerekirse evlerinin önüne kadar bırakacağız. Meselesi de şehirlerdeki güvenlik sorununu e, kaldırmakla ilgili. Şimdi işte yani e, orada dediğim gibi kurumun bu tavrı sembolik bile olsa anlamlı. Yani orada bir kere bir e, belediye başkan adayı olarak şey yapıyor. Ya diyor ki yani biz ya bir duruş, bir, bir niyetle yani bir pozitif evet. ayrımcılık yapıyoruz. Kadınlar gece yarısı evine dönmek zorunda kalırsa belediye şoförüne yani bu bir hani illa mutlak yerine getirilecek bir şey değil. Bir belediye çalışanına bir nevi manevi olarak bir şey, bir manevi talimat gibi düşünmek lazım. Ben olumlu buluyorum. O kötü bir şey değil. Gayet olumlu. Onun dışında Göç sorunu konuşuldu. Ee, İstanbul'un en temel sorunlarından bir tanesi göç sorunu. Yani daha doğrusu e, güneyde birkaç ilimiz dışında e, Türkiye'nin en büyük göç sorununu yaşayan yer İstanbul. İstanbul'da çok büyük göç var. E, fakat şöyle de bir tablo var. İstanbul'da İstanbul'a yerleşik nüfus e, şey yapıyor, gidiyor aslında. Biraz biraz yani nüfus artışı durmuş. Göçmenler hariç. İstanbul'da göç nüfusu durmuş. Göç eden mesela atıyorum e, Hasan abinin memleketi Çankırı'dan, işte Sivas'tan, e, Kars'tan e, insanlar daha az gelmeye başlamışlar. Fakat buna mukabil göç göç e, şeyden Evet sığınmacılardan, sığınmacı. Sığınmacılardan, iç göç dış göç. Evet, dış göç ha. daha fazla almaya başlamış. Dış evet. göç sürüyor. Evet, yani gidenler var. Mesela özellikle deprem korkusundan dolayı e, işte sahil kasabalarına gidenler var, köyüne dönenler var. İstanbul'da nüfus ilk kez bir dengeli hale gelmiş ama bunu ne bozuyor bunu göç bozuyor ee, buna da değindi Murat Kurum ben genel olarak performansını e, yani ikinci şey ben birinci bir CNN'de seyretmiştim hı hı. şimdi ikincisini seyrettim. İlginç bir yarış bekliyor bizi. Bek, İstanbul kıran er, kırana. Kıran kırana bir yarış olacak. Bir yarış olacak. E, ekran performansı olarak da şeydi yani kötü değil. Gayet rahat. Yüzdili e, Hanım e, siz nasıl buldunuz? Sizin de adayınız Buğra Kavuncu. Şimdi Murat Kurum'u izledik. Kadınlar konusunda özellikle önemli vaatleri var. İyi Parti adayının da böyle vaatleri olacak mı? Siz nasıl buldunuz Sayın Kurum'un performansını? Şimdi e, yoldaydım siz de biliyorsunuz. E, Ankara'dan geldim. Hoş Sayın kurumu e, izledim desem yalan söylerim ama kendi e, açıklamalarında e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın aday tanıtımındaki açıklamalarından bu konudaki vaatlerin büyük bir kısmı zaten ortaya çıkmıştı. E, benim asıl e, sormak istediğim ya da beni düşündüren zaten 22 yıldır iktidardalar. Zaten uzun süredir belediye... Dediğim... çok affedersiniz o e, sağ... cümleyi buldu arkadaşlarım yolladı da tamam. şunu demiş kurum. İstiyoruz ki huzur içinde belediye otobüsünden inen hanım kardeşim evine güvenle gitsin. Gecenin ikisinde de iniyorsa o güvenliği biz tesis edeceğiz diyor. Yani oh, oh. 12'den sonra kastediyor. İşte o ya yani bu evet, bu ee, o huzuru biz sağlayacağız hani, diyor. sizin bu kurumda var, bizim kurumumuzda var. Bunu bunu İETT'ye de aha mümkün şey. olduğunca uygulatmayacağız. Gerekirse benim İETT şoförüm şey. hanımefendi evinin kapısında. Her mı? şekilde zaten ki, şehirlerin ki, kadınlar ki, için güvenli hale gelmesi hepimiz ki için. Ki biliyor musunuz gerçekten de bazı İETT şoförleri de zaten bunu şu anda yapıyor. Yapıyorlar. Bunu daha da genele yayacaklar. <laughs> Yapıyorlar. Evet. Ben buna şahidim. Sayın e, e, Par, öncelikle şunu e, hakikaten seyirciye de düşündürmek isteriz. Zaten ülkeyi yönetiyor. Yine bu şehirleşmenin işte e, afet Yönetimi'nin, İstanbul'un deprem tehlikesi, ülkeyi yöneten iktidar bundan zaten sorumlu. Bu tedbiri almadığı için baştan itibaren sorumlu. Sadece belediyelerin değil, bu iktidarların da sorumluluğu. O bakanlığın başında olan bir kişi sayın kurum ve görüyor da işte 650 bin bağımsız bölüm derken dairelerden bahsediyor, apartman dairelerinden Bunların bu ev sıkıntısını bu rakamların çözmeyeceği İstanbul'da hepimizin malumu. Kadınların güvenliğine gelince şehrin güvenliğini sağlamak çok daha önemli. Şehrin güvenliğini niye bu güvenlik sıkıntısı çıktı son 10 yıldır? Niye kadınlar sokakta yürürken hep arkasını kollamak zorunda kalıyoruz? Veya çocuğumuz eve geciktiğinde niye telaşa kapılıyoruz? 10 yıl öncesinde bu kadar değildi. Bunun asıl sebebi az önce bahsettik. Barış Hocam da e, Sayın Hacır da bahsetti. E, dış göç. Daha doğrusu sığınmacılar. Geçici sığınmacılar. O kadar çok ki İstanbul'da, Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi. ister istemez bir güvenlik sorunu yarattı mı? Yarattı. Elbette e, büyük koskoca belediye otobüsü evin kapısına girip hanımefendileri bırakacak hali yok. Ama gece yarısı işten gelenler ki çoğu işveren servisleriyle bir evlerin kapısına tabii, götürüyor. Tabii, tabii. Ama demek ki ülkeyi yönetenler de görüyor ki bir kadınların güvenlik sorunu var bu ülkede. İstanbul'da da bu güvenlik sorunu var. Önce bu güvenlik sorunun çözülmesi gerektiğine inanıyorum. Yani bunu bir vaatten ziyade bence bu bir görev olarak kabul edilmeli. Bu güvenlik sorunu öncelikle bu çözülmeli. Evet belediyeler niye var halka hizmet için? herhalde yerelde hizmet üretmenin yolu vaatten geçmiyor bunu üreterek gösterecekler mesela bunu Bursa'da yap yapıyorlar mı bunu e, sahip oldukları Samsun'da yapıyorlar mı Giresun'da yapıyorlar mı Trabzon'da yapıyorlar mı koskoca İstanbul'u aday orada çözecek ama ben diyorum ki seyircilere de seslenmek isterim e, Satık Bora Kavuncu da aday o da genç bir aday tıpkı Murat Kurum gibi, tıpkı İmamoğlu gibi. Yarışın içinde biz de varız diyoruz ve emin adımlarla geliyoruz. Önümüzdeki hafta iyi belediyecilik nasıl olur? İstanbul'da iyi belediyecilik nasıl yapılacak? Halka hizmet nasıl olacak? Lansmanla zaten e, Sayın Satık Burak Kavuncu bunu basın önünde açıklayacak. Hakikaten e, emin olun belediyecilik böyle e, sadece taşımacılık değil. Belediyecilik Sadece işte evlere yardım dağıtmak kart gönderme değil. O şehrin bir ruhu var. O ruhu yaşatmak. Halka kendini yardım götürerek değil de yardıma muhtaç etmeyecek bir belediyecilik, taşımacılıkla, istihdamla, yine sadece kredi yurtlar kurumundan beklemeyecek belediyeler yurt açılmasını. Onlar da kaynak yaratabilir, o yurtları açabilir. Örnekleri var. Ama önemli olan bunun sayısını artırabilmek. Bizim açıklanan programı, iyi belediyecilik programını görünce eminim siz de çok mutlu olacaksınız. Aa, diyeceksiniz ne zaman açıklayacaksınız başkanım? Önümüzdeki hafta lansmanı olacak Vura Bey'in tanıtım ve İstanbul adaylarının ama asıl iyi belediyecilikle ilgili neler yapılacağı e, yani Bak, en geç e, 15 e e, ondan sonra açıklanacak. Büyük bir açıklama yapılacak. Siz de diyeceksiniz ki keşke bunlar kazansa da Buibili dijilitan. Oysa ben 6 Şubat'ta <laughs> lansman yapacak mısınız diye bir şey duydum. Tam önümüzdeki haftaya yılı... yani bu hafta sonu düşürülüyordu. Bora Bey'le. Bora Bey ben konuştum. Ha, önümüzdeki haftaya yayına bağlamak kaldı. için. Hakikaten şaşırdık biz de niye 6 Şubat'ta hani deprem özellikle mi denk getirildi? 6 Şubat'ta de? evet. E, deprem Genel Başkan deprem bölgesinde önümüzdeki hafta o bölgede bizde eee Kübra Hanım e, epey bir zaman Maraş, Hatay, Malatya o bölgede Kadın politikaları başkanıydım yine o zaman. Tabi deprem uzmanı değiliz, acil yardım uzmanı da değiliz ama ne yapabildik? Kendi imkanlarımızla e, tarhana çorbası pişir, pişirip dağıttık hocam. O kadar kötüydük oralar. Yapabileceğimiz oydu kadın olarak ve bunun eğitimini almamış biri olarak. O yüzden Kız Kardeşler Derneği'ni kurduk. Az önce bahsettik arkadaşlara. Acil afet yönetimi de bu konuyu aldık.